Efendim merhabalar. Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi. Size bugün yine karavanla ilgili yine bir iki bir şeyler anlatmak istiyoruz. Özellikle ben, sonra da eşim. Benim çünkü takıntım olan bulaşıkla ilgili size bir iki şey anlatmak istiyorum. Yani şöyle, bulaşık suyunu, yıkadığımız bulaşık suyunu hiçbir zaman tanka boşaltmama taraftarıyım. Çünkü bizim pis su tankına. Çünkü bizim temiz su tankımız, pis su tankımız seyyar oldukları için şimdi orada bulaşık, yağlı bulaşık suyunun biriktiğini düşünün. Kahve özellikle hayır, kesinlikle hangi kahve türü olursa olsun. Ve yağlı bulaşık suyunu. Benim hep yedek bidonum vardır. Turşu bidonu, bildiğimiz 5 litrelik vesaire. Ve kesinlikle sadece bulaşık suyunu. Yani ben pis su tankına genelde her seferinde sadece durulama suyunu ve normal temiz su akıtıyorum. Yıkandığımız banyo suyunu vesaire. Neden? Çünkü o pis su tankı zamanla, hani uzun vadeli kullanmayı düşündüğünüz zaman, zamanla içerisinde yağlı tortu o plastiğin içerisinden yiyor. Ve bu belirli bir saatten sonra karavanda koku da yapıyor. Çünkü plastik onlar. Sert plastik olduğu için. Tabii ki kesinlikle bulaşık suyunu artı kahve ile ilgili hiçbir şekilde size akıtmanızı ve hatta içeride kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ancak durularken temiz su, temiz işte, durulama suyunu, evet, ya da temiz suyu, evet, sonra bulaşıkları durulamak için, evet, kullanabiliriz, aşağıdaki depoya akıtabiliriz. Çünkü sonra, zamanla aşağıda atılan yağlı yağ birinkitili şeyler yıpranmalara, çeşitli deponun daha çok yıpranmasına sebep olabilir. Şimdi ben de bu temiz su tankı ile ilgili, temiz su deposu ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Mümkün olursa temiz su deposunu doldurduğumuz zaman bir çay bardağı da olsa sirke atmakta içine yarar var. Ha, bunu tabii ki pis su tankına da su akarken, bulaşık suyunu durularken pis su tankına da sirke atmakta yarar var. Bu sirke, özellikle sirke atmanız tankımızın daha çabuk yıpranmasına sebep olmuyor. Yani bir noktada koruyucu olarak sirkenin çok faydası var. Yani kemikalyen bir şey kullanmıyoruz. Yok bir ilaçlı, kuvvetli ilaçları kullanmıyoruz. Çünkü bizim hortumlarımız, karavandaki bütün hortumlar genelde evdeki gibi olmadığı için böyle kuvvetli yakıcı şeyler kullanırsanız temizlik babında kesinlikle yıpratırsınız, delik olur. Onun için %99.9 her türlü temizlikte sirke, karbonat, limon suyu, sıcak su vesaire, o tür şeylerle temizliğe daha çok ağırlık verirsek her türlü depolarımız için daha sağlıklı olur. Tabii hem koku yapmaz, içeri ve dışarıya koku vermez. Temiz su deposu da ilgili arkadaşlar, mutlak ve mutlak ayda bir kere de olsa temiz su depomuzu sıfır boşaltıp üzerine tekrar temiz su doldurmakta yarar var. Tabii ki şu sebepten. Şimdi biliyorsunuz bizim Türkiye'deki sularımızın içinde, özellikle sahil kesimlerindeki temiz şehir suyunun içinde birazcık kum miktarı fazla oluyor. Zamanla bu kum tortusu dibe çöküyor ve içindeki dalgıç pompasının, yani su pompasının ağzının tıkanıp çabuk bozulmasına, hatta şu an bizim su depomuzdaki su pompası biraz da tabii uzun müddette kullanıldığı için sesi biraz fazla çıkmaya başladı ve bu yıpranma süresini daha çok kısalmasına yol açıyor. Onun için en azından ayda bir kere de olsa temiz su depomuzu sıfır boşaltıp güzelce çalkalayıp sirkeyle karıştırarak temiz su depomuzu doldurmakta yararı var. Karavanı kullanmıyorsak ama her zaman depoları boşaltacağız. Ha, tabii ki. Yaz kış fark etmiyor. Tabii ki. Şimdi ama boilerle ısınan sistem olsun, ama diğer boilersiz ya da su deposu içinde olan pozisyonlarda kışın özellikle eksili derecelerde suyun donma riski olduğu için içinde su deposunun içinde su bırakmamakta yarar var. Boilerler zaten
belli bir dereceden sonra kendini otomatik olarak boşaltıyor. Ama Avrupa karavanları için tabii, geçer. Türkiye'dekileri tabii, biliyoruz. Hani, Türkiye'deki boylar aynı sistem. Boylar değişmez. Boylarları da genel olarak zaten kendisini otomatik olarak boşaltıyor. Ama ne olursa olsun yine de boyların içinde de hiç su bırakmamaya özen göstermeyiz arkadaşlar. Ama şöyle yani sadece hafta sonu falan kullansalar da karavanlarını kullanmadıkları süreçte hiç fark etmez. Su kalmamalı içerisinde. Yani o su 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık beklemiş oluyor. O bekleyen su da hiç sağlıklı değil. Yani genelde karavanı kullanmayacaklarsa son gün temizlik yapacakları zaman evin önüne yerleştirmeden önce, park etmeden önce her türlü suları boşaltmanızda yarar var. Evet. Tabii ki. Karavan yaşamındaki en önemli olgulardan bir tanesi de budur. Bu konudaki size aktaracağımız bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoşçakalın. İyi bir hafta sonu geçirmenizi yürekten diliyoruz dostlar. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar günaydın. Bugün Seferihisar Akarcık sahilinde. Deniz mevsimsel olarak çok geriye çekildi. Bütün kayalar arkadaşlar günaydın. Bugün Seferihisar Akarcık sahilinde deniz mevsimsel olarak çok geriye çekildi. Bütün kayalar